10 years before the Hillside Stranglers began their spree in LA, another killer was on the loose in Michigan, known as the Coed Killer. 60'ların sonlarında Ypsilanti ve Ann Arbor bölgesindeki kadınlar şüpheli bir failin bölgeyi terörize etmesinden dolayı korku içerisinde yaşıyorlardı. Fail genelde genç üniversite öğrencilerini hedef alıyordu. 2 yıl ve en az 7 kurbandan sonra bir adam tutuklandı ve cinayetlerden hüküm giydi. Bu andan sonra ölümler durdu. İlk olay 1967'de yaşanmıştı. Temmuz 67'de Doğu Michigan'da 19 yaşındaki bir öğrenci olan Mary en son dairesine doğru yürürken görüldü. Sonra ortadan kayboldu. Komşusu mavi bir aracın onunla konuştuğunu, bu sohbet esnasında Mary'nin iki kez başını salladığını gördü. Tahminine göre sürücü ona bir araca ihtiyacı olup olmadığını sormuştu. Bu andan sonra Mary Therese Fleischer bir daha canlı görülmedi. Canlı görülmesinden bir ay sonra iki genç erkek Mary'nin cansız bedenini terk edilmiş bir çiftlikte buldular. Diş kayıtlarından sonra kimliği tespit edildi. Otopsi Mary'nin göğsünden yaklaşık 30 kez bıçaklandığını gösterdi. Ayakları ve elinin bir kısmı kayıptı. Ölümünden önce ciddi bir şekilde dövülmüştü. Yoğun ayrışma sebebiyle patologlar cinsel saldırıya uğrayıp uğrayamadığını belirleyemediler. Mary buraya bırakılmadan önce defalarca kez hareket ettirilmişti. Kalıntıların Mary'ye ait olduğu kesin olarak belirlendikten sonra cenaze evine genç bir adam geldi. Mary'nin bir arkadaşı olduğunu söyledi ve de hatıra olarak fotoğrafını çekmek istedi. İnsanlar adama bunun mümkün olmadığını bildirdi ve reddettiler. Adam daha sonra sinirlendi ve evi terk etti. Mary'nin ailesi bu kişinin kim olduğunu bilmediklerini, neden böyle bir şey istediğini anlamadıklarını belirtti. Genç bir erkekti, beyaz bir erkek. Siyah saçlıydı, mavi gri bir arabası vardı. Haziran 1968'de 20 yaşındaki John Skell, sevgilisinin yanına Ann Arbor'a gitmek istiyordu. Ama John otobüsü kaçırdı. Sonra da otostop çekmeye karar verdi. Oda arkadaşı onun bir aracı durdurduğunu, şoförün 20'li yaşlarda temiz kesimli, kısa siyah saçları olan genç bir erkek olduğunu belirtti. Bir hafta sonra kızın cesedi bir yol kenarına bırakılmış bir halde bulundu. Otopsi, cinsel istismara uğradığını, en az 25 yerinden bıçaklandığını gösterdi. Yaralar ciğerlerini, karaciğerini ve karotit arterini deldi. Bedeni uzun bir zamandır yol kenarında değil, öldürüldükten sonra buraya getirilmişti. Bedenin bir kısmı korunmuş, gövdesinin üst kısmı ve başı kötü bir şekilde çürümüştü. Bu da ilk kurban Mary'nin yaralarına oldukça benziyordu. Fail aynı insan olabilirdi. Tanıkların verdiği ifadeye göre şüpheli John Norman Collins'e çok benziyordu. John Mary'nin evine gelip onun fotoğraflarını çekmek isteyen kişiydi. Ekipler John'u sorguladı, John kadınları tanıdığını reddetti. Son kurbanın kaybolduğu hafta sonunda annesiyle Michigan'da olduğunu belirtti. Ekipler ona inandı ve onu serbest bıraktılar. Mart 1969'da 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi olan Jane Mixer bir anda kayboldu. Üniversitenin duyuru panosuna Michigan üzerinden memleketine bir yolculuk yapmak istediğini yazan bir not bırakmıştı. Yakın zamanda nişanlanmış, ailesine bunu anlatmak, New York'a taşınma planından bahsetmek için yanlarına gitmek istemişti. Jane'in bedeni kasaba yakınlarındaki bir mezarlıkta bulundu. Otopsi ve cinayet mali, Mary ve John cinayetlerinden birkaç fark ortaya çıkardı. Jane tamamen giyinik bir haldeydi. Başından iki kez vurulmuştu. Bu vakada herhangi bir cinsel saldırı izi yoktu. Boynuna bir giysi bağlanmıştı. Tıpkı ilk iki kurban gibi. Jane'in bulunmasından 4 gün sonra ekipler başka bir kurbanın kalıntılarını keşfettiler. Kırsal bir bölgede boş bir evin arkasında genç bir kızın çıplak ve parçalanmış cesedi bulundu. Bu, John'un aylar önce bulunduğu yerden yalnızca birkaç yüz metre uzaktaydı. Kimliği Marilyn Skelton olarak belirlendi. Otopsi ve olay yeri o kadar korkunçtu ki ekipler bunun şimdiye kadar gördükleri en kötü suç olduğunu düşünüyorlardı. Kafatasının üçte biri ve yüzünün bir tarafını kaplayan çok sayıda kırık vardı. Ölmeden önce ciddi bir şekilde dövülmüş ve işkence görmüştü. Gömleği boğazına sıkışmıştı. Muhtemelen çığlıkları böyle bastırılmıştı. Marilyn'in bedeninin bulunmasının ardından yetkililer 5 farklı yargı alanından koordineli bir görev gücü oluşturdu. Genç kızlar, Michigan'da terör estiren seri katil korkusuyla yaşıyorlardı. Görev gücü, tüm kurbanların öldükleri esnada adet görmekte olan esmer, beyaz kadınlar olduğunu belirledi. Ekipler, tüm kurbanların benzer yaralara sahip olduğunu, boyunlarına 4 olayı da birbirine bağlayan bir şey bağlandığını tespit etti. Nisan 1969'da başka bir beden bulundu.
Bu 13 yaşındaki Dan Lewis Basin'dı. Issız bir yolda bulunmuştu. Üzerinde yalnızca bluzu, boynundan yukarıya doğru itilen sütyeni vardı. Defalarca bıçaklanmıştı. En son bir önceki gece evinden 2 kilometreden daha az bir mesafede yaşayan bir arkadaşın evine giderken görünmüştü. Önceki çiftlik evinde olayın burada yaşandığı, Dan'ın daha sonra oraya götürüldüğünü gösteren kanıtlar vardı. Olay mahalli aranırken davaları birbirine bağlayan Marilyn Skelton'ın küpesi de bulundu. Aynı yılın Mayıs ayında bir kundakçı bu evi ateşe verdi. Yanmış evin yakınlarında orada hayatını kaybeden 5 kurbanı simgelediği düşünülen 5 kırpılmış leylak yatıyordu. Ekipler bu iğrenç suçların sorumlusunu bulmaya yaklaşamadılar. 2 ay sonra 3 genç erkek 6. kurbanı keşfetti. Kurban 21 yaşındaki Alice Callum'dı. Bedeni kısmen çıplaktı. Ciddi bir şekilde dövülmüştü. Bedeni başka bir terk edilmiş çiftlik evinin yakınlarındaki bir tarlada bulundu. Birkaç kez bıçaklanmış, 2 kez kalbi delinmişti. Michigan Üniversitesi'nde ölümlerin artması nedeniyle kız öğrenciler paniğe kapılmış bir haldeydi. Failin muhtemelen bir öğrenci olduğu düşünülüyordu. Kızlar herhangi bir yere yürürken yalnız kalmamaya özen göstererek bir arkadaşlık sistemi ayarlamışlardı. Bölgede göz yaşartıcı gaz, bıçak ve güvenlik kilidi satışları fırladı. Bir zamanlar popüler olan otostop nadir ve tehlikeli bir hale geldi. 1969'un Temmuz ayına gelindiğinde binden fazla cinsel suçlu sorguya çekilmişti. 800'den fazla ihbar soruşturuldu. Ancak hiçbir şüpheli tutuklanamadı. Ekipler bir medyumdan bile yardım aldılar. Medyum failin 25 yaşının altında güçlü yapılı beyaz bir erkek olduğunu, Birleşik Devletler dışında dünyaya geldiğini ve de motosiklet kullandığını tahmin etti. Günler sonra 18 yaşındaki Karen Sue sokağa çıkma yasağından sonra eve dönemeyince oda arkadaşı tarafından kayıp olduğu bildirildi. Karen Michigan Üniversitesi'nde öğrenciydi. En son öğle saatlerinde şehir merkezindeki bir peruk dükkanında görülmüştü. 3 gün sonra cansız bedeni ağaçlık bir vadide yüzüstü yatarken bulundu. Otopsi yoğun bir şekilde dövüldüğünü, ciddi kafatası kırıkları ve beyin yaralanmaları olduğunu gösterdi. Ekipler faili bulmak için tuzak kurmaları gerektiğine karar verdi. Fail olayın ardından olay mahalline muhakkak geliyordu. O yüzden ekipler Karen'ı bulduklarını hemen açıklamadılar. Bunun yerine bir mağazadan cansız mankeni aldılar ve de onu olay mahalline yerleştirdiler. Gece yarısı civarında genç bir adam olay mahalline doğru geldi. Ancak şiddetli yağmur sebebiyle ekipler onu yakalayamadılar ve de teşhis edemediler. Ekipler olayı araştırırken Karen'ın motosiklet kullanan bir adamla görüldüğünü öğrendiler. Adamın tanımı John Norman Collins ile eşleşiyordu. John Norman olay gününde öğleden sonra Michigan Üniversitesi çevresinde motosikletiyle gezerken görülmüştü. Tanıklara John Norman Collins'in fotoğrafı gösterildiğinde insanlar onu Karen'ın yanındaki adam olarak tanımladılar. John Norman'ı tanıyanlar onu oldukça öfkeli, saldırgan ve garip bir tip olarak anladılar. John Norman iş yerinden dostlarına sık sık cinayetlerden bahseder, kamuoyuna açıklanmayan grafik detaylarını verirdi. John Norman polis merkezine getirildiğinde bütün bu bilgileri bir polis olan amcasından öğrendiğini anlattı. Ancak amcası ona herhangi bir bilgi vermediğini söylüyordu. John Norman Collins kurbanların çoğunu tanıyordu. Hatta genç Dan'la aynı apartman kompleksinde yaşamıştı. John'un oda arkadaşı onun şüpheli olduktan sonra bir kutu ayakkabıyı, bir çantayı ve de anlamlandıramadığı bazı eşyaları imha ettiğini gördü. John Norman Collins polis olan amcası tatildeyken onun evinde kalıyordu. Amcası evine geri döndüğünde evde çok sayıda kırmızı lekeler bulmuştu. Ekipler bu evi incelediler. Evin içerisinde Karen'la eşleşen birçok saç kırpıntısı vardı. Ayrıca Karen'ın kan grubuyla eşleşen birçok küçük kan lekeleri vardı. Bir komşusu John'un önceki gece elinde çamaşır deterjanı kutusuyla amcasının evinden ayrıldığını, bundan saatler önce de evin içerisinden çığlık sesleri geldiğine tanık olduğunu anlattı. Aleyhindeki kanıtlarla karşı karşıya kalan John Norman gözyaşlarına boğuldu ama yine de bütün cinayetleri inkar etti. Saçların eşleşmesi ve diğer kanıtlar John Norman'ın tutuklanmasına, Karen davasında suçlanmasına yol açtı. O cezaevindeyken aylar önce başka bir kadını daha öldürdüğü anlaşıldı. Adı Roxy Ann Phillips'ti. John Norman Chapman 1947'de Kanada'da dünyaya gelmişti. 4 kardeşi vardı. Babası John'un doğumundan sonra ailesini terk etmişti. Tacizci ve alkolik bir adamdı. John'un annesi ikinci kez evlendiğinde üvey babası da istismarcı bir insan ve de bir alkolik çıktı.
John 2 yaşındayken üvey babası bir öfke nöbeti sonrasında John'u havaya kaldırıp aracın üzerine fırlatmıştı. Başka bir olayda üvey babası bir adamla tartışırken adam ona silah çekmiş, o da 3 yaşındaki John'u canlı bir kalkan olarak kullanmıştı. John 4 yaşındayken annesi istismarcı üvey babasını terk etti ve de evlatlarıyla beraber Michigan'a taşındı. Annesi 56'da bir kez daha evlendi. Ancak bu adam da alkolik ve tacizciydi. Duruşma esnasında ekipler kurbanlarının çoğunun John'un annesine benzediğini fark ettiler. John Norman tutuklandıktan sonra cinayetler aniden durdu. Annesi ve kız kardeşi John'un masum olduğunu, onun böyle bir şey yapmayacağını savundular. John Norman aleyhinde birden fazla kanıt vardı. Tanıklar onu doğrulamışlardı. John Norman Collins 1970'te birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve de şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. 1980'de John soyadını Chapman olarak değiştirdi. Yani biyolojik babasının soyadını aldı. Bu zamana kadar herhangi bir itirafta bulunmadı. Hala masum olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Şu anda bütün itiraz hakları tükendi. Çok nadiren röportaj veriyor. Sorulardan sürekli kaçıyor. Şu anda Michigan cezaevinde. ...1997'nin sıcak bir yaz gününde iki balıkçı Oxford Gölü'nde yüzen bir şey gördü. Nesneye yakınlaştıklarında bunun bir insan bedeni olduğunu keşfettiler. Önemli ölçüde çürümüştü. Beden genç bir kadına aitti. Kadının elleri arkadan kelepçeliydi. Ağzı ve gözleri kori bandıyla kapatılmıştı. Belli bir zamandır suyun içerisindeydi. Vücut doğal çürüme sürecinden çıkan gazla dolduktan sonra yüzeye çıktı. Bu kadın kimdi? Oxford Gölü'nün dibinde ne arıyordu? O Rachel Helena Timmerman'dı. 6 Nisan 78'de dünyaya geldi. Rachel'ın ailesi boşanmıştı. Rachel ve kardeşleri babaları tarafından büyütüldü. Rachel'ın annesi hamileyken bir bebeğini kaybetti. 4 yıl sonra bir bebek dünyaya getirdi. Ancak bazı engelleri vardı. Aylar sonra hayatını kaybetti. Rachel çok daha sonra dünyaya geldi. Okulda bazı zorbalıklara uğradı. 17 yaşındayken çok kısa bir zaman çıktığı sevgilisinden hamile kaldı. Hamileyken az miktarda marihuana bulundurmaktan tutuklandı ve daha sonra şartlı tahliye ile salındı. 1996'da Rachel, Shannon adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 96'nın Ağustos ayında Rachel bazı arkadaşlarıyla takılmaya karar verdi. Mike ve Wayne onun takıldığı isimlerdi. Grup iskambil oynamaya gitti. Rachel, anne olduğundan beri çok fazla eğlenemediğinden dolayı o geceyi dört gözle bekliyordu. Ekip kart oynadı. Gecenin tadını çıkardı. Ancak daha sonra daha fazla alkole ihtiyaçları olduğuna karar verdiler. Marvin, Mikey, Wayne ve Rachel Marvin aracına bindi ve de yola koyuldu. Yolda tuhaf bir şey oldu. Marvin bir ara aracını kenara çekti ve de Mikey ile Wayne'e arabadan inmelerini söyledi. Mikey ve Wayne'i bir şekilde aracından indirdi. Daha sonra Rachel'la beraber tenha bir yere gitti ve de orada Rachel'a saldırdı. Rachel'ı istismar etti ve de dövdü. Rachel, Marvin'in burnunu o kadar sert ısırdı ki Marvin kanlar içerisinde kaldı. Rachel sonunda Marvin'le savaşmayı bıraktı. Saldırıdan sonra Marvin, Rachel'ı aldı ve de onu babasının evine götürdü. Rachel fazlasıyla korkmuştu. İlk ifadesinde polislere cinsel saldırıya uğradığını anlatmadı. Bu detayı bilen yalnızca Rachel'ın ablasıydı. Ablası Rachel'ın yaşadıklarını başka hiç kimse yaşamasın diye onu her şeyi anlatmaya ikna etti. Rachel bir sonraki sabah cinsel saldırı muayenesi için hastaneye gitti, raporları eline aldı ve de yetkililere her şeyi anlattı. Wayne polis merkezine gelip ifade vermeyi kabul etti. Marvin'in onları araçtan indirdiğini doğruladı. Bu andan sonra ekipler Marvin'in kapısını çaldı. Marvin onlarla işbirliği yapmayı ya da suçlamalar hakkında konuşmayı reddetti. Sonra da o gece hakkındaki ifadelerini polislere faksladı. Hikayenin Marvin versiyonunda Rachel her şeyi gönüllü olarak yapmıştı. Marvin, diğer adamları bu yüzden aracından attığını söyledi. Tenha bir bölgeye gittiğini itiraf etti. Rachel'ın orada kendi isteğiyle onunla beraber olduğunu anlattı. Hatta bir ara Rachel kendisi ilişkiye girmeyi teklif etmiş ancak Marvin onu reddetmişti. Marvin'e göre aracı daha sonra çamura saplandı. Rachel dışarıya çıktı ve de aracı itmeye yardım etti. Bu yüzden elbiseleri kirliydi. Rachel aracı iterken kendisini yaraladı. Yüzünde görülen yaralar ve de bedenindeki diğer yaralar bu yüzden olmuştu. Ekipler Marvin'in olaylara ilişkin versiyonuna inanmadılar. Wayne Davis,
Rachel'ın versiyonunu destekledi. Marvin, 97'nin Şubat ayında cinsel saldırı yüzünden tutuklandı. Gözaltına alındı ancak duruşmasını beklerken kefaletle salındı. Rachel ise içerideydi. Denetimli serbestlik ihlali sebebiyle ilçe cezaevinde kısa bir zaman cezasını çekti. Marvin sorunlu bir adamdı. 1953'te dünyaya geldi. Akıl hastalığı, zihinsel ve fiziksel taciz, yoksulluk, madde bağımlılığı ve de şiddetle boğuşan bir evde 6 çocuktan birisiydi. Ailesine göre Marvin, yaşlı aile üyelerine yardım etti. Zihinsel engelli bir aile üyesinin bakımını bizzat sağladı. 120 IQ puanına sahipti. Çok üstün bir zekaya sahipti. Yalnız büyüdü. Liseden sonra akıl hastalığı ve yasaklı madde kullanımıyla boğuşan sorunlu bir insan haline geldi. Bir yetişkin olduğunda birçok suçtan hapse girip çıktı. Rachel cezaevinden çıktıktan sonra babasıyla beraber yaşamaya başladı. Kızı Shannon için hayatını düzene sokmaya çalışıyordu. Shannon, annesi cezaevindeyken büyük annesi tarafından bakıldı. Rachel, kızını yanında tutabilmek için hayatını düzene sokma konusunda kararlıydı. O günden sonra Rachel, Marvin'i şehirde birkaç kez gördü. Marvin onu tehdit eder, genelde korkutmaya çalışırdı. Önce bebeğini gözünün önünde öldüreceğini söyledi. Sonra onu her gördüğünde yanına geldi. Haziran 1997'de Rachel yeni bir adamla tanışmıştı. Ailesine onunla bir randevuya çıkacağını bildirdi. Heyecanlıydı. Bu adam Rachel'ın kızını da görmek istiyordu. Rachel onunla buluşmaya giderken Shannon'ı da yanında götürdü. John adındaki bu adam Rachel'ın evine geldi, onu arabasıyla aldı ve de oradan ayrıldı. Bu andan sonra Rachel bir daha görülmedi. Ailesi giderek endişeleniyordu. Sonra Rachel'dan bir mektup geldi. Babası bu mektubun kesinlikle Rachel tarafından yazılmadığını düşünüyordu. El yazısı uymuyordu. Mektupta Rachel, hayatın erkeğiyle tanıştığını, onunla kaçacağını söylüyordu. Mektupta sevgilisinin adını Delbert olarak telaffuz etti. Halbuki günler önce onun için John diyordu. Günler sonra Marvin'in duruşması yapıldı. Rachel mahkeme salonuna gelmedi. Yargıç kısa bir zaman sonra Rachel'dan el yazısıyla yazılmış bazı mektuplar aldı. Bu mektupların Rachel'ın el yazısıyla yazıldığı doğrulandı. Rachel'ın şu anda başka bir yerde yaşadığı, bir adamla evli olduğu belirtiliyordu. Evlendiği için Marvin'le yüzleşme konusunda zorluk yaşadığını anlattı. Mektubun son kısmı oldukça ilginçti. Rachel son kısımda Marvin'e kızgın olduğundan dolayı böyle bir hikaye uydurduğunu anlattı. Marvin'le kendi isteğiyle beraber olduğunu, Marvin'in hiçbir suçu olmadığını, onun masum bir adam olduğunu söylüyordu. Ailesi de, avukatları da, arkadaşları da şaşkındı. Rachel neden böyle bir şey yapıyordu? Sadece günler sonra Rachel'ın cansız bedeni bulunduğunda herkes derin bir trajedi yaşadı. Uzmanlar parmaklardan dökülen deriyi dikkatli bir şekilde çıkardılar. Bir parmak izi alındı. Bu parmak izi polis kayıtlarındaki biriyle Rachel Timmerman'la eşleşti. Ailesine Rachel'ın öldüğü bildirildi. Rachel ölmüştü. 1 yaşındaki bebeği Shannon ise kayıptı. Rachel'ın ölüm sebebi boğulmaydı. Üzerine kırmızımsı boya çizilmiş, sedir bloklarına zincirlenmiş ve asma kilitlerine bağlanmıştı. Gözleri bazı koli bandıyla bantlanmıştı. Yaklaşık bir aydır suyun içerisindeydi. Yani randevuya gittiği gün öldürülmüştü. Yetkili isimler onun John adında bir adamla buluşacağını biliyorlardı. Ancak bütün çabalara karşın John bulunamadı. Rachel'ın ölümünden açıkça çıkar sağlayan Marvin Gabriel'in suçla bağlantılı olabilirdi. Ekipler Marvin'in evine gittiler. Marvin evde yoktu. Evin bahçesinde Rachel'ın cansız bedeninde bulunanlara çok benzeyen, üzerinde kırmızımsı boya olan cüruf blokları vardı. Bu da evin aranması için yeterli bir kanıttı. Evin içerisinde asma kilitlerden biriyle eşleşen bir anahtar bulundu. Rachel'ı bağlamak için kullanılana benzer bir zincir vardı. Evde olmayan tek şey Marvin'di. Tanıklar, Marvin ve başka bir adamın Rachel'ın buluşmaya gittiği gün Oxford Gölü'nde teknesiyle görüldüğünü belirttiler. O gün Marvin'in yanında olan adam John Wicks'ti. Ekipler hemen John'un evine gittiler. Aynı Marvin gibi John da evde yoktu. Sevgilisi, John'un günlerdir eve gelmediğini anlattı. Marvin kayıptı. Ekipler tarafından aranıyordu. Kayıptı ama sosyal güvenlik çeklerini New York'taki bir postaneden düzenli olarak alıyordu. FBI postaneye gitti ve de Marvin'in gelmesini bekledi. Marvin, çekini almaya geldiğinde gözaltına alındı. İlk günlerde sosyal güvenlik dolandırıcılığıyla suçlandı. Çünkü aldığı çekler Robert Allen adındaki bir adamın çekleriydi. Marvin suçlu bulundu ve de 5 yıl ceza aldı.
Marvin Gabriel'in Rachel davası 2002'de başladı. Duruşma esnasında Marvin'in rahatsız edici davranışları vardı. Bir noktada kendi avukatının suratına yumruk attı. Bunları akıl sağlığı hakkında şüphe yaratmak için kasıtlı olarak yapıyordu. 7 psikolog Marvin'i inceledi ve de onun yargılanmaya uygun olduğunu belirtti. Marvin'e bir anlaşma teklif edildi. Marvin eğer Rachel'ın bebeği Shannon'ın nerede olduğunu anlatırsa ölüm cezası almayacaktı. Marvin anlaşmayı reddetti ve de birinci derece cinayetle suçlandı. Duruşma esnasında savunma ekibi hafifletici nedenler olarak madde kullanımını, akıl hastalığını ve çok sayıda kafa travmasını işaret etti. Bu nedenler Marvin'i kurtarmaya yetmedi. Marvin Gabriel ölüme mahkum edildi. Rachel'ın kızı Shannon geçen süre zarfında hiçbir zaman bulunamadı. Marvin muhtemelen bebeği birilerine satmıştı. Ancak bu davada çalışan kolluk kuvvetleri ve dedektifler Shannon'ın muhtemelen ölmüş olduğuna inanıyorlar. Rachel'ın cinsel saldırıya uğradığı gün arabanın içerisinde olan ve de Marvin aleyhinde ifade veren Wayne Davis ise uzun bir zamandır kayıptı. Wayne Davis yıllar sonra Rachel'ın bulunduğu aynı ulusal ormanın içerisinde Tivenwood Gölü'nde ölü bir halde bulundu. Ancak Marvin'i bu ölümle ilişkilendirebilen herhangi bir kanıt yoktu. Rachel son gününde John adında bir adamla buluşacaktı. John hiçbir zaman bulunamadı. Aynı zamanda Marvin'in çeklerini aldığı Robert Allen da hiçbir zaman bulunamadı. Marvin, Rachel'ı, Shannon'ı, Wayne'i, John'u ve de Robert'ı öldürmüş olabilir. Marvin, 2022 itibariyle federal ölüm hücresinde kalmaya devam ediyor.